Bu videoda size en çok işime yarayan 4 tavsiyeyi vereceğim. Herkes finansal olarak özgür olmak istiyor. Ben de para kazanmış ve finansal özgürlüğünü sağlamış biri olarak size 4 farklı ipucu vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Birincisi çok basit. Herkesi mutlu etmekten vazgeç ve toplum baskısını kesinlikle umursama. Bence her genç bunu Türkiye'de yaşıyor. Ben de bu yoldan geçtim, arkadaşlarım da bu yoldan geçti. Lisedeyken özellikle herkesten çok büyük bir baskı yemeye başlıyoruz. Özellikle de ailenden. Cool olmak veya herkesin yaptığı şeyleri yapmak önemli bir hale geliyor. Ama 18 yaşına kadar mümkün olduğunca para biriktirip toplumu dinlememek senin sorumluluğun. İnsanların almalısın dediği ama senin önemsemediğin bir şeyi almamalısın. Veya herhangi birini etkilemek için saçma sapan şeyler kesinlikle alma. Buradaki tek amaç senin finansal açıdan memnun olduğun zamanı ertelememek. Ne kadar erken para kazanırsan, ne kadar çok cash biriktirirsen o kadar erken yatırım yapmaya başlarsın. Eğer arkadaşlarından gelen baskıyı umursamamayı başarabilirsen paranı çok daha kolay biriktirirsin. Mesela ben lisedeyken bunu yapıyordum ve herkes bana ya biraz daha para harcasana, biraz daha işte eğlenceye yatırsana bunu falan diye öneride bulunuyordu kendi akıllarınca. Benim amacım o parayı biriktirip yatırım yapıp o eğlenceli şeyleri yatırımdan gelen paramla bedavaya yapmaktı aslında. Pasif gelirim sayesinde para biriktirip yatırım yapmaya başladığım dönemde artık şöyle bir özgürlüğüm vardı. Herhangi bir festivale gitmek veya yurt dışına çıkmak için, işe gitmek veya sadece onun için çalışmak zorunda değildim artık. Şimdi lise zamanında bana paramı harcamamı söyleyen bütün arkadaşlarım neden benim zengin olduğumu veya neyi farklı yaptığımı düşünüyorlar. Vereceğim ikinci tavsiye yine gençlere daha çok işliyor. Sermaye. Para biriktirmen gerek. Ama risk almayı da bilmelisin. Eğer şu an bu videoyu gençken izleme avantajına sahipsen, hayatının erken dönemlerinde risk alabilmen çok önemli. Çünkü evli değilsin. Çocukların yok. Bir evin veya lüks bir harcaman yok. Ve seni aşağı çekecek, kaybedeceğin hayatında hiçbir şeyin yok. Hata yapıp yine de hayatına devam edebilirsin. Eğer bir çocuğun varsa ve business'ınla alakalı riskli bir karar alıp tüm paranı kaybedersen sorumluluğunu aldığın, doyurman gereken bir karın ve bir çocuğun var. Ortada çok ciddi bir problem var. Ama eğer 18 yaşındaysan, 20 yaşındaysan, 20'lerin ortasındaysan, henüz hayatında böyle problemler yoksa risk alman gerekiyor. Çünkü parayı tekrardan kazanabilirsin ve eğer çok büyük bir risk alıyorsan bunun ucunda çok ciddi bir kazanç sağlama ihtimalinin olduğu anlamına geliyor bu aynı zamanda. Hazır gençken bu risk kumarını oynayabilirsin ve büyük para kazanacaksan bunu gençken yap. Çünkü para katlanabilir. Artan bir şey. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Çoğu insan nasıl yatırım yapmaya başlayacağını kesinlikle bilmiyor. 300 dolar mı yatırsam, 500 dolar mı yatırsam, bilmem ne. Hep akıllardaki düşünce aynı. O parayla zaten ya %10 ya %20 para kazanacaksın. Hani diyelim ki çok şanslısın, paranı 100'e katladın falan kriptona. Ama o da bir şans faktörü. Ama yatırım aslına bakıldığında yatırdığın para miktarına bağlı olan bir şey. O yüzden eğer cebinde 500 dolar varsa tavsiyem git bir işe gir, daha da fazla para biriktir ve bütün yatırımı kendi işine ve kendine yap. Ve geleceğine yap. Gelecekte para kazanacağın yeteneklerine yatırım yap. Üçüncü tavsiyem her şey hakkında birçok şey öğren. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar az kandırılırsın. En iyi girişimciler hep birkaç alanda bilgisi olan insanlardır. Çünkü sorunlara çözüm ararken çok daha büyük bir çerçeveden bakıyor olacaksın. Ve ne kadar çok şey bilirsen o kadar hızlı para kazanırsın. Mesela ben makine mühendisiyim. Master'ımı da marketing üzerine yaptım. İçinde bulunduğum her işte bu ikisinin de izini görebiliyorum. Dizayn ettiğim bir web sitede bile hem mühendis olmanın verdiği teknik beceriyi kullanıyorum. Hem analitik bir şekilde web siteyi analiz edebiliyorum. Ve marketing yeteneklerimin bana verdiği bakış açısıyla beraber web siteyi satış ve pazarlama yönünden analiz edebiliyorum. Kesinlikle bugün milyonersem birçok alanda profesyonel olduğum için ve finans hakkında bilgi sahibi olmak en önemli şey. Para ne demek bilmiyorsan zaten para kazanamazsın. Başarılı olan diğer insanları dinleyip onların mindsetini kendi beynine yüklemen gerekiyor. Çevremdeki herkese okuduğum bir kitap var, onu öneriyorum. Rich Dad Poor Dad, Zengin Baba Yoksul Baba. Bu kitabı ezbere biliyorum. Türkiye'den yurt dışına çıktığım ilk zamanlarda paraya olan bakış açımı tamamen değiştiren bir kitap. Çoğu insan 9-5 işe gidip kazandıkları parayla ucu ucuna yaşarlar. Senin yapman gereken paranı biriktirip biriktirdiğin parayla bir aset almak. Ki o aset sana pasif gelir yaratsın. Ve artık iki gelir kaynağın var. Ve ilerleyen zamanda daha çok para kazanıp daha çok para biriktirip ikinci asetini alacaksın. Zenginlik dediğin şey tam olarak bu şekilde kurulan bir şey. Ve son tavsiyem bir işe yaraman gerekiyor. Bence ne kadar para kazandığın o işte ne kadar işe yaradığınla doğru orantılı. Ekonomi dersinde ilk öğrendiğim şey
şey elasticity of demand'ti. Yani talebin esnekliği olarak çevirebiliriz bunu. Bir ürün ne kadar önemliyse, ne kadar işine yarıyorsa ve özelse o kadar pahalıdır. Tüm ekonomistlerin bildiği bir örnek var mesela. İnsülin. Şeker hastaları insülin ilacı kullanmak zorundalar. Bu ilaç olmadan yaşayamıyorlar. Hayatlarını devam ettiremiyorlar. Bu yüzden hastalar bu ilaç 10 TL'de olsa, 10.000 TL'de olsa almak zorundalar. Bu yüzden devreye devlet giriyor ve bir regülasyon oluşturuyor. Yani özetle ne kadar olmazsa olmaz bir insan olursan cebinde o kadar çok paran olur. Videoyu burada kapatıyorum. Kanala abone olmayı ve notification'ı açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun.